2 milyonluk evi nerede bulacak? Mesela İstanbul'un merkezinde 2 milyonluk ilk yapılan evi nerede bulacak? Yok ki öyle bir ev. Ben biliyorum, bakıyorum. Ya kendi mahallemden yeni yapılmış apartman ya bir ay önce, bir buçuk ay önce sordum. Dediler ki beş, beş iki İki hafta sonra bir daha sordum altı iki İki hafta sonra bir daha sordum. Dediler ki yedi buçuk. Ya yani. dedim ki bu apartman durup dururken değer mi kazandı? Yani aynı apartman bir kat üstü, bir kat altı. Mümkün değil 2 milyon liraya üç milyon liraya şehir merkezinde İstanbul'da böyle bir birinci ev alabilmesi. Bir de, bir de. Kadir Oğlum, abi diyorum. ben Hı. şimdi tabii ben bir buçuk sene önce evlendim falan. Tabii diyorum ki ev alayım. Falan, ev alayım. O bir evimiz olsun. Biliyorum. Teşekkür o ederim. Sağ olasın. Da. Kadir abi. Şimdi haliyle benim İstanbul'da evim yok. Şimdi İstanbul Kadıköy tarafında oturuyorum ve kirada oturuyorum. Kadir abi kiralar çok yüksek. Yani e, ben 2 e, yıl önce iki yıl önce e, iki buçuk lira, 3 lira kira veriyordum. Şimdi oturduğum muhitte yedi binden aşağı kira yok. Yani yedi binden sekiz binden aşağı kira yok. Yani e, benim bütçem e, bir şekilde e, işte bu kiraları e, ödememi sağlıyor. Ama yani ben bunun bu kiralar şu ekonomik koşullarda eee yani TÜİK'in açıkladığı verilere göre değil. Onun üzerinde artıyor. Yani öyle %25 artmıyor. Ev sahipleri de diyor ki o %25. %25'in %25 %25 hükmü kalmadı. %35, bazıları %50 arttırıyorlar. Ee, ya yani mayıs'ta %35 olarak mı? Evet. Yani asgari ücret 4000 kaç? 46 425 4250 lira. Hani ya asgari ücretin hepsini versen kira ödeyemiyoruz. Şimdi eee ben böyle asgari ücretin iki katına ulaşmış bir kirayı ödemek istemiyorum. Yani bana çok geliyor. Vermek istemiyorum o parayı. Veremiyorum, vermek istemiyorum. İkincisi, e şimdi ev almak istiyorum. Ya dün baktığım ilan, ertesi gün baktığımda 100 bin lira da artıyor. Lik artıyor. Yani zaten bununla beraber bir arttı. Bundan önce de artıyor. abi. Geçen yıl 2 milyon liraydı. 1.750-2 bir, bir milyon arasındaki daire bu yıl 4 milyona çıktı. Dört dört buçuk arasında. Değilir. Bak dört dört buçuk arasında aynı daire ya hmm. aynı daire de inmesi gereken fiyat hızlıca arttı. Ee, i̇lk başta bana verilerin yarım milyon lira daha fazlasında e, bir, bir şeye gitti. Yani şimdi sadece benim şu bir aylık kendi hikayem içerisinde tanık olduğum bir e, ev alışverişi bu. Yine. E, işte ben şeylere sürekli Sürekli ev almak istediğim için sürekli ilanlara bakıyorum. Sarı sayfalarla dolaşıyorum. Yine bir tane toplu konut firması var. Ee, ben de dedim ki ya bu kez dedim hemşerilik bağını kullanayım. Belki biraz indirim yaptım. Karadenizli, Karadenizli. Çünkü hepsi Karadenizli. Hani Rizelilik, Trabzonluk. Hmm. Ya İstanbul'un e, işte yani e, Levent tarafında bir konut için e, sordum, fikir sordum. Yeni yapılan bir konut için. 2 artı 1 evlerin 7 milyon lira 3 artı bir evlerin 11 milyon lira olduğunu hı hı. bana söylediler. Hı hı. Ya ben pazarlığa bile giremem yani. Yani geçiyorum, pazarlığa bile giremem. Bu korkunç fiyatlar bunlar. Ya Ve bu ancak bir ev sahibi olanın bir daha, iki ev sahibi olanın bir daha almasıyla sonuçlanabilecek fiyatlar bunlar orta orta gelir grubu ve altı başına bir eve sokmak isteyen insan alabileceği fiyatlar değil bunlar. Hele Sayın Cumhurbaşkanının aslında fakir fukarayı, dar gelirliyi, orta gelir grubunu ev sahibi yapmak için değil, piyasaya daha fazla nakit akışı sağlayabilmek için ortaya attığı bu öneri var olan konutların bir daha yükselmesine evet, yol açacak. milyon lira kredi, 2 milyon lira kredi. Bunu diyorlar ki %0.99'la size verelim. Şimdi normalde 1.39 gibi bir şeydi. Ben baktım çünkü bu ev işleriyle meşgul evet, olduğum evet. için. 40 kuruş düşmüş. Fena değil düşsün. Fakat yani sonuçta Dünya Gazetesi'nin tablosuna baktım Kadir abi. 120 ayda yani 10 yılda hmm. geri ödemesi için bir vatandaşın ayda ödemesi gereken miktar 28 bin lira. Ya bunu kim nasıl ödeyecek? İnsaf evet. edin. Bu ödenebilecek bir para mı? 4200 lira asgari ücreti güç bela pazarlıkla veriyorsunuz. Sonra size müjde getirdim deyip efendim 2 milyon liraya kadar 0.99 faiz veriyorum diye vaatte açıklama yapıp ki daha uygulamadı paket henüz gelmedi. Daha gelmeden e, siz ki vatandaşa 28 bin lira ödenecek borç çıkarıyorsunuz. Bu halde konut krizi çözülmeyeceği gibi yurttaşların benim gibi ev alma hayali kuran hiçbirinin e, amacı gerçekleşmeyecek. 2 milyonluk evi şey nerede bulacak? Gösteriyor. Mesela İstanbul'un merkezinde 2 milyonluk ilk yapılan evi nerede bulacak? Yok ki öyle bir ev. Ben biliyorum, bakıyorum. Ya kendi mahallemden yeni yapılmış apartman. Ya bir ay önce, bir buçuk ay önce sordum. Dediler ki 5-250. İki hafta sonra bir daha sordum, 6-250. İki hafta sonra bir daha sordum, dediler ki 7,5%. Ya yani. dedim ki bu apartman durup dururken değer mi kazandı? Yani aynı apartman bir kat üstü, bir kat altı mümkün değil 2 milyon liraya, 2, 3 milyon liraya şehir merkezinde İstanbul'da böyle bir birinci ev alabilmesi. Bir de, bir de. Yani, şimdi benim sokağımda ev yapılıyor. Gene gittim sordum. 310 bin dolar dedi. Ya dedim ne lirayla değil dolarla. Çünkü inşaat inşaatın yani inşaat, i̇nşaat maliyetleri, maliyetleri dolar. Korkunçak. Şimdi bak zaten bir yandan, bir yandan Az önce dedik ki enser muhacir. Bir yandan faiz politikasını naslarla açıklayıp hı hı. E, ne bir ekonomi e, ne ekonomi biliminde ne de siyaset biliminde açıklanabilir e, olmayan bir şekilde e, faizi e, baskıladılar. Faizin baskılaması karşısında dolar 18 liraya kadar çıktı. Şimdi 15'te tutmayı zafer zannediyorlar. 15 lirada tutulan evet. dolar döviz nedeniyle inşaat maliyetleri arttı. Dolayısıyla geçen yıl 2 milyon lira olan daire 4-4,5'e tırmandı. Şimdi kendi bilgisizlikleri, cehaletleri, iş bilmezlikleri ve partizanlıkları nedeniyle neden oldukları bu tablo karşısında bu kez kamu kaynaklarını, müteahhitleri har vurup harmasa vurarak bankalarda insanların, kamunun ve insanların birikimlerini ucuz faiz adı altında, fa, düşük faizle inşaat sektörüne dağıtarak bu krizden en azından şu seçime kadar ki bir yıl içerisinde çıkabilecekler umuyorlar. Yani Kendi tas tasarrufu cezalandırıyor. Diyor okay. ki siz tasarruf etmeyin. Siz gidin konut alın. Tabii konut alalım. E, hayır mesela araba almayın konut alın evet. Arabada korkunç vergiler var hayır. ve anormal pahalı. Ben bu e, ev alamayacağız. Ben bunu anladım yani, Kadir abi. Benim ev alma mümkün değil. Umarım umarım evet. alırsın. Yok umarım olabilir. alırsın. Umarım senin ev alacağın günler alsak da başımıza yıkar bunlar ya. Vallahi ee, ev alacağım o zaman e, senin de doğrudan e, seçimler 2023 Haziran seçimlerini vatandaş olarak, seçmen olarak beklemek için bir gerekçem, bir nedenim evet. var. Sadece gazeteci olarak değil vatandaş olarak. Belki bu politikalar seçim sonuçlarına geçecek. İstanbul Belediyesi'ni seslenelim. Evet, Bari şu İstanbul. krizden çıkın. En azından Kiptaş'ı çalıştırın İstanbul. kardeşim. Bak şu evet. taşı çalıştırın. İst garip Kureba'ya fakir İst fukaraya ev yapın. İstanbul Belediyesi'ne ona gelmek yapmışken. için söyledim. Ee, bu tartışma şu an tabii Türkiye'de hiçbir tartışma böyle bir haftadan fazla sürmüyor ama bizim bunu konuşmamız evet, lazım. Evet. Çünkü sen oradaydın. Evet oradaydım. Ee, Bizde kimler var diye sordum. E, evet. Ben de sana tabloyu anlattım. Anlattın. Perşembe günü programımız yoktu aslında. O gün konuşmayı hak ediyordu. O gün sizce için konuşacaktık? Cuma günü ben kendi programımızda, hmm. perdenin arkasında bu fotoğrafın hikayesini de anlattım. Hmm. Yani senin söz hakkından da çalmak istemiyorum. Peki, oldu. Çünkü senin e, dikkatine bir leşim evet, olacak ben...